Daireme geçip Safiye'yi çağırttım. Safiye 15 yaşında, Kafkasya'nın sert rüzgarlarından koparılıp alınmış ve saraya getirilmiş yay gibi bir Çerkez kızıydı. Simsiyah uzun saçları ve dağ başlarındaki gölleri andıran yeşil gözleriyle belki haremin en güzel kızlarına biri değildi ama yine de gençliği, tazeliği, çabuk çabuk telaşlı konuşmasıyla kendini gösterirdi. Haremdeki birçok kız gibi önceleri çok ağlamış, sonra Padişah Efendimizin yatağını ziyaret edeceği geceyi beklemiş ama onun hiç dikkatini çekemediği için bu onura erememiş. Bunun üzerine mutfağa odun taşıyan iri yarı bir Türk de işi pişirmişti. Benim bu ilişkiyi duymam üzerine de delirtici korkulara kapılmış ve gelmesi mutlak olan acılı ölümünü beklemeye koyulmuştu. Tam bu sırada Safiye'yi odama çağırtıp bu suçu işleyenler uygulanacak işkenceleri ve saray burnundan bir çuval içinde denize atılmakla sonuçlanacak olan kaderini kendisine ayrıntılarıyla anlatmış, kızın aklını iyice başından almıştı. Bir ara ayaklarıma kapanarak canını bağışlamam için yalvarmaya başlamıştı. İşte o andan sonra hayatındaki tek efendisi ben olmuştum. Emirlerime koşulsuz uyar, sarayda ve haremde ne olup bittiğini haber verir, gözlerini kulaklarını açarak dolaştığı saray koridorlarının her türlü mahrem bilgisini bana taşırdı. Bir daha görüşmeyeceklerinden ve bir fısıltı çıkmayacağından emin olmak için bu genç irisi ayı gibi Türk'ü boğduruverdim. Osmanlı sarayında bir Türk'ün hesabını kim sorardı ki? Sarayın ileri gelenleri, vezirleri ve üst görevlileri ya Sırp, ya Hırvat, ya Rum, ya Macar, ya Çerkez, ya İtalyan ya da benim gibi Afrikalılardı. Bir Türk'ün imparatorlukta büyük görevlere getirmesi şaşkınlık uyandıracak bir gelişme olurdu. Osmanlı Sarayı'nın gelmiş geçmiş en büyük veziri, 18 yaşına kadar Ortodoks Kilisesi'nde ilahi söylemiş olan Sırp Bayo Sokoloviç'ti. Bir delikanlıyken getirildi İstanbul'da, yükselmesini bilmiş, yıllarca imparatorluğu elinde tutmuş, 3 büyük padişaha sadrazamlık yapmıştı. Zülfü Livaneli, Engere'nin gözündeki kamaşma, sayfa 37-38.